Osmanlı padişahları denilince genellikle gözümüzün önüne yürüleyen ve savaş meydanlarında kılıcını çekip cengaverlik yapan siyasi ve askeri liderler gelir. Oysa gayet tabidir ki onların da her insan gibi kişisel hayatları ve ilginç özellikleri vardı. Osman Gazi, ayakta dururken ellerinin dizlerine çok yakın olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz. Ki bu vücut yapısı Halife Abdülmecid'e kadar 600 küsur yıl boyunca yaşamıştır. Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşör olduğunu yazar. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi ise müsrefliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Orhan Gazi, Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süreyle en uzun hükümdarlık yapan 3. sultandır. Orhan Bey'in bir özelliği de 100 kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış. Salı ve perşembe günleri oruç tutar, Mevlana'ya hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı. 1. Murat, Batı kaynaklarında hayırsever bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve doğruluğun simgesi olarak tanındı. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Mevlana'ya karşı aşırı bir sevgisi bulunuyordu. Bir görüşe göre hünkâr ve hüdavendigâr unvanlarını almasında bu derin sevgisinin etkisi vardır. Bizzat savaş meydanında uğradığı bir suikastle şehit edilen tek Osmanlı padişahıdır. Yıldırım Bayezid, seferlerde bir bölgeden diğerine çok hızlı bir şekilde hareket edebilmesi ve yorulmak nedir bilmemesi üzerine kendisine Yıldırım unvanı verilmiştir. Kesinlikle geri adım atmayan, insanların tedirgin olduğu sinirli bir padişahtı. Tarihçiler silah kullanmaktaki maharetini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremez. Ayrıca şiir yazdığı bilinen ilk Osmanlı padişahıdır ve Yıldırım takma adını kullanmıştır. Bir özelliği de İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı olmasıdır. Hatta bir değil birkaç defa kuşatmıştır. Timur'a esir düşen Beyazid'in yüzüğünün kaşındaki zehri içerek intihar ettiği söylense de aslında o kahrından ölmüştür. Çelebi Mehmet, şehzadeliğinde güreşi olan maharetinden dolayı güreşçi Çelebi olarak nam salmıştır. El sanatı olarak urgancılıkla uğraşmıştır. Mekke ve Medine'ye her yıl sürre alayı düzenlenerek hediyeler gönderilmesi uygulaması onun zamanında başlamış ve bu uygulama mali açıdan en sıkıntılı devirlerde bile yaşayarak 1. Dünya Savaşı sonlarına kadar devam etmiştir. Her cuma gecesi kendi malından yemek pişirtip yoksullara kendi eliyle dağıtırdı. Çelebi Mehmet babası Yıldırım gibi avcılığa meraklı biriydi. Nitekim Edirne'de av sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, onu bizzat gören Venedikli Zorzi Dolfi'nin yazdıklarına göre az gülen, zeki, çalışkan, cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap okuyan, Roma tarihini, papaların hayatını, Herodot'un tarihini ve daha pek çok tarih kitabına okuyup dinleyen, araştırmalar yapan eşsiz bir insandır. Tutku derecesine varan en önemli hobisi haritacılıktı. Şiir konusunda çok iyi olan Fatih, Avni Mahlası'nı kullanarak divan yazan ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Güzel sanatlara oldukça meraklıdır. Ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları yapmıştır. Bir de değerli taş uzmanı olduğuna dair bir rivayet vardır. Daha genç yaşlardan itibaren Arapça ve Farsçanın yanında Latince, Yunanca ve İbranice dillerine hakim olmuştu. Ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Zaman zaman sarayın bahçesinde bahçıvanlık yapmıştır. Yemeklerini yalnız yiyen Fatih, bu adeti saraya getiren ilk kişidir.